sen yani şeyi. Yo, ben sadece Tuncay'la olan şeyin samimiyetin, yani onunla da aran daha iyi. Evet. Samimiyetin Tuncay'ın bazı öyle pasif kalmasına etkili oldu. Ben bunu söylüyorum sadece. Senin suçu yok o sergilişinde. Benim ne şeyim var? Ama zaten insanlar... Ama Semih'i ben ilk günlerde sevdim. Hani ilk başlarken Semih'i bayağı beğeniyordum. Ben hayran kaldım. Bu kadar mı insan sakin olur ya? Bu kadar mı sinirlerine yani... Bir şey kullanıyor. İnan ya. Ne yiyorsun, ne içiyorsun? Bunu unutmuyorum. Bu şu şeyin, Ütopya'nın oradaydı. Kuretleyon'a bir kız sinirlendi. İlk defa onu böyle sinirlenirken bir gülesim geldi. Delirtiyorsun beni Kuretleyon, delirtiyorsun. Şurada konuşuyorlardı. Ama sinirlerine çok yani sakin sakin konuşması falan yani bravo. Yani böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Yarışma ama yani o, bu yaşta bu sabır bilmiyorum. Çok güzel bir şey. Belki de olayın bilincinde, sakin, direkt yarışma olduğunun farkında. Ama herkes farkında da herkes yapabiliyor mu bunu? İşte çok ondan sakin, diyorum. Çok sakin ya. Ne evet, yapabilmek de ayrı bir kabiliyet. Ama ben eğitmek için kendimi çok uğraştım. Öyle mi? Evet, çok uğraştım. Çok didindim yani. Ben bu yaşta hiç Yasemin yapamam yani o kadar. Yani evet. Sakin olamıyorum ben. Şöyle birden fevri çıkışlarım oluyor. Ama maşallah. Beni mi destekliyorsunuz? Baştan sen ama yok. Bugün sonra yine burada. Kimi gördün? Tuncay mı? Tuncay. Ben ağladım. Bıraktım çok dedi. Çok güzel oldu. Size bu kardeşiniz, kardeşiniz yine bir tespitte bulunacak. Söylüyorum. Bütün bu olanların sorumlusu bu adamdır. Bahadır mı? Bak evet, ben size evet. Söylüyorum, daha anlayacaksınız. Evet, bak söylüyorum, anlayacaksınız. Valla o konuda maalesef katılmıyorum. 6 aydır çok, adamların çok arasından su sızmazken nereden birden böyle bir şey çıktı? Tabii ki siz televizyonda izliyorsunuz, internette izliyorsunuz, ne kadar ne izliyorsunuz ben bilmiyorum şimdi. Ama ben 24 saat burada yaşıyorum bu insanlarla. Bunda dediğimi de göreceksiniz. Ama beni çok ilgilendiren bir şey yok. Şimdi mesela kafenin dağılmış olması senin işine gelir. Yani hani ama yani ben bir şey söylüyorum, savunuyorum. Yine göreceksiniz. Niye Okan'a yani niye öyle düşünüyorsun? Çünkü hani görünürde hiç öyle bir şey yok. Kameraya mesela öyle bir şey göstermedi. Öyle bir şey kesinlikle yansımadığı gibi gerçekten çok dürüst ve doğru bir çocuk. Öyle mi? Bahadır'a. Evet. Yani hiç öyle kamera mesela adamın bana geçen gün dediği lafı biliyor musunuz? Burayı ya şurayı yapıyor ya. Şeyler yanlı olabilir hani. Burası dedi benim dedi şu ön taraf. Peki dedim senin bu kadar kapasiten var mı dedim. Hani kaç kişi nasıl ağırlayacaksın burada? 100 kişi falan kafasında öyle 50 kişi 100 kişi falan planları yapıyor. Senin kapasiten var mı ki? Önümüzü görelim. Bunların hali ortada diyor. Önümüzü bir görelim diyor. Şimdi onun hesabı şu. Tuncay da giderse baştan bizi destekleyenlerin üstüne oynadı. Hep şunu yapıyor, şunu bilmiyor musunuz? Bir şey oluyor, Semih'in yüzünü görün destekleyenleri. Buradan bir şey çıkmayınca işte onları bu hale getirdi. Şimdi sizin peşinizde. Beni hiç ilgilendirmez. Bak ben söylüyorum ama bunu göreceksiniz. Ben de sadece şeyi söylemek istedim. Hani ne olduysa oldu artık, detayına girmek istemiyorum. Evet. Kafa grubu dağıldı. Ben... Şeye de bunu söyledim aynı zamanda Buket'e. Yok Tuncay'la bu konuda konuşmadım. Buket'e. Yani dağılmış olabilirsiniz, bireysel devam edebiliyorsunuz ama birbirinizi üzmeyin. Yine de konuşun, yine de arkadaş olun. Hani şöyle düşünün, ben gerçekten şu an nasıl hissediyorum biliyor musunuz? Böyle ailesinden, evinden, eşinden, yurdundan ayrılmış bir insan gibi hissediyorum. Çünkü bakıyorum. Ama şöyle kendi gücümü görüyorum birazcık da. Kendim yapıyorum falan filan. Çok soğuk. Lütfen yemek ye. Tamam mı? Söz ver. Bak şimdiye kadar ne bir yarışma izledim ben, ne bir şey yaptım. Hiç yapar mı bir insan böyle bir çılgınlık yapar mı? Ay çok soğuk. Bu anne çok güçlü olacağım. Evet.